Evet arkadaşlar, iskeletimize binip çıktık yola. Yol nereye gidiyor derseniz, yol mezarlık ziyaretine gidiyor. Bugün günlerden Perşembe. Gidip mezarda biraz okuyup geleceğiz. Vefat eden yakınlarımıza bir Yasin-i Şerif, Fatiha okuyup geliriz. Giderken böyle yol boyunca kayıt yapacağım arkadaşlar. O kayıtta da sizlere de iştirak edeceğim. Evet, burası bizim yeşil köyümüz. Sinekleriyle ve kurbalarıyla meşhur köyümüz. Aynı zamanda serçe kuşları da çok meşhur. Buna hepsi serçe kuşu. Kollarıyla meşhur. Evet arkadaşlar, bak burada pembe kol çiçek açmış. Evet, ileride ise iğde ağacı var. Bu arada iğde ağacının kokusunu çok seviyorum ama bana alerji yapıyor. Göz alerjisi yapıyor bende iğde ağacı. Yani çiçeğe kaçtığı zaman bu yolda gidip gelmiyorum. İğdelerin olduğu yerde de hiç uğramıyorum. Şu anda kokusu gelmişse yakındır iğdeye durması. Çok yakın. Evet. Aha. Burada yol. Yola da su basmış. Bu su da bayağı bir çok varmış. Ya bu su ne? Allah'tan bisikletle geldim. Yayına gelseydim suya girmiş olacaktım. Evet. Dönüş yapıyoruz virajı. Virajı dönüş yaptık. Şimdi şuradaki leylek yuvasını görüyoruz. 20 günden fazladır kuluçkaya yatmış leylek. Bizim burada leylekler meşhurdur. Her sene kendi yuvalarına gelirler leylekler. Bunlar ise elma ağaçlarıdır. Evet, şurada da leylekler yuvası çok var. 4-5 tane hemen bütün direklerin üstünde leylek yuvası var. Şimdi tekrardan dönüş yapıyoruz. Evet. Karşımızdaki direkte de leylek yuvası var. Evet arkadaşlar, bu arada bu yol. Bu yol aynı zamanda benim çocukluk yolu. Küçükken okula bu yoldan girip geliyorduk. Bu kanalın üstünde bu beton blokları saya saya gidip geliyorduk. Çocukken vakit geçmiyordu. Bunlar zıplaya zıplaya blokları saya saya gidiyorduk. Bazen de üstünde koşuyorduk. Bu arada arkamızdan da bir traktör geliyor. Bizim amcaoğlu. Evet, şuradaki leyleği de gösterdim. O anda seninle göster. Bu anda bu yeşillik. Çocukken bu yoldan çok gelip geçiyorduk. Çocukluğumdan beri hep bu kalanın üzerinden zıplamak isterdim. Ama bir türlü zıplayamıyordum. Yani o cesaret vardı çocukken. Hep bu kalanın üstünde zıplama. Herkes korkarken ben cesur bir şekilde bu kalanın üstünde atlamaya çalışırdım. Ta ki her zamanki hüsranla sonuçlanıyordu. O ayrı mesele. Ama kimse cesaret edemiyordu. Çocukken bizim çocukluk ekibimizden en cesur olanı bendim. Sonra dönüş de yaptık. Okul yürüne de girdik. Aha, ondan sonra çocukken burada bir sürü dönemimize iğde ağaçlar vardı. Yolumuz bu taraftaydı. Eskiden bu yol yoktu. Sonradan yapıldı.
Biz şu karşı tarafa geçip giderdik. Şu yolda var ya, şu kanalın diğer tarafından gidip gelirdik. O zaman burası dağ tepeydi. Bu şekil dağ tepeydi. Yol yoktu. Kanallar temizlerken burada yol açılmış. Öyle kalmış, artık vatandaşlar kullanıyor. İyi ki de bu yolu kullandı dersin. Niye? Çünkü kanalın diğer tarafında geçtiğimiz zaman komşu köpekleri saldırısı kolay olur. Ama bu kanalın bu tarafında biraz daha zor. Çünkü kanalda su vardı. Sonra da boş. Su olduğu zaman köpekler gelmiyordu. Evet arkadaşlar, su ileride ise okul. Bizim okulumuz. Ön planda olan yeni okul. Arka planda olan ise bizim eski okul. Bizim o okulda çok anılarımız oldu. Kavga ettiğimiz günler. Koştuğumuz günler, yarıştığımız günler, eğlendiğimiz vakitler olmuştu. Bu okulda çok hırsızlığa uğramıştım ben. Evet, çok hırsızlığa uğradım. Nasıl okulda hırsızlığa uğradım derseniz. Şimdi bir sabah 7'den çıkıp akşam 5'e ya 4'ten geliyorduk eve. O yüzden sabahtan eve ekmeğimiz, öğlen yemeğimizi alıp giderdik. Çantaya koyar giderdik. Bazen patates haşlanması, patates kızartması, yara peynir, lor, tereyağı koyar giderdik. İşte bizim eski okulumuz. Koyar giderdik. Bazen de kek, pasta, börek gelirse en şanslı bizdik. Bir ara ben ve kardeşlerimle çantamızı halley, pasta, meyve suyu doldurmuştuk, okula geldik. Teneffüs arasında bir ara gittik, baktım bizim çantamızın ağzı açık. İçindeki öteberi yok. Ama kim aldı, kim götürdü bilmiyoruz. Şimdi alan da okulda nerede yer? Okulda yiyebileceği tek bir alan var. O da okulun tuvaletiydi. Ta ki biz dedektiflik yapıp çalanı gördük. Ama çalanı gördüğümüz kişi de bizim akraba olunca artık ne diyeceğiz, bir şey diyemedik. Öyle helal hoş edip geçti. Aha, mezarlığa geldik bu arada. Bu mezarlığın kapısı niye açık? Onu bilemiyorum. İyi, güzel, iyi ki açık oldu en azından. Rahat geçebileyim. Bu arada arkadaşlar, mezarlığa geldi. Mezarlığın yeri. Aha, bugün bizden önce biri uğramış, motosikletle uğramış hatta. Tamam, motosikletle uğramışsa biz de bisikletimizi gölgede park edip mezarlığa doğru gidip bir fatiha okuyacağız. Sopamızı alalım, bakalım orada bir şeyler çıkarsa en azından bir şeyler yaparız. Şimdi arkadaşlar burada durup bütün vefat edilenler hepsine bir fatiha okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Evet arkadaşlar, doğru gidelim bizim vefat eden akrabaların yanlara. Baş ucuna geçip Yasinlerimizi okuyalım. Evet, iyice yakınlaşalım. Bu var. Şurada bizim dede, bizim peder, bizim nine. Evet arkadaşlar, dünya çok garip bir şey. Baba, oğul, baba
Anne oğlunu arasına alıp ebedi hayatını olan yerde uzamışlar. Evlatlarını arasına alıp bekliyorlar arkadaşlar. Böyle arkadaşlar videoyu durdurup Yasin okuyacağım. Yasin okurken de tekrardan videoya devam edeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Yasin-i Şerif'imizi okuduk. Ruhlarına da hediye ettik. Birkaç şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sağ tarafta annesi, ortada kendisi, sol tarafta ise babası. Anne, baba, oğul birlikte yatıyorlar aynı yerde, yan yana. Şimdi arkadaşlar ortadaki olan benim babam. Her perşembe düzenli olarak ziyaretlerine geliyorum, okuyorum. Şimdi arkadaşlar, anne babası hayatta olanlara birkaç şey söylemek istiyorum. Evet, çok şükür annem hayatta da babam yok. Babası olanlara birkaç şey söyleyeceğim. Babalarınızın kıymetini bilin arkadaşlar. Evet, ben babamı 6 yaşındayken kaybettim. 6 yaşında. Hala doğru düzgün tanımadan. Hatta yani babamla anılarım çok az yani. 85'i onu geçmez. Bir hastalıktan dolayı vefat etti babam. Kolon kanserinde. Nenem ise, dedem ise onlar kendi eceliyle vefat ettiler. Yani babamı pek hatırlamıyorum. Hatırladığım 4-5 tane anı tek vardı. Onu hayal meyal hatırlıyorum. Yani babalarınızın kıymetini bilin. Evet, ne kadar kızarsa, ne kadar laf söz söylerse de yine kıymetinizi bil. Kaybettiğin zaman o zaman çok pişman olursunuz. Evet, ben hiç hatırlamadım. Belki hiç tanımadım. Ama diyorum keşke hayatta olsaydı. Yine dövseydi. Yine kızsaydı. Yani en azından onun varlığı insanı mutlu ediyor. Niye mi dersin? Dedim ya, 6 yaşından beri hiç babamı görmedim. Hatırlamıyorum, hayal meyal. Okula giderken babasız gittim. Veli toplantılarına ne babamı götürebildim ne annemi götürebildim. Annem gelemiyordu köyde olduğumuz için malum. Ondan sonra ortaokula şehire gittik. Şehirde de herkes babasıyla birlikte babalar gününde. Herkes bir şeyler götürür getirir babalarına, mutlu seviniyorlardı. Ama ben onlara o mutluluğunu, o sevincini kıskanıyordum. Baba özlemi ayrı bir mesele ya. Arkadaşlar şu anda ne olursa olsun anne babanızı, kıymetinizi bilin arkadaşlar. Kaybettikten sonra artık çok geç olur kıymetini anlamak. Şu anda büyüdük. Ama hala baba özlemi çok var arkadaşlar.
keşke hayatta olsaydı, en azından bana kızsaydı. Dövseydi. Bir kötü söz söyleseydi. Siz onun kıymetini, anne babanızın kıymetini bilin. Ne kadar kötü olsa kıymetini bilin. Babalar anneler gibi sevmiyor, doğrudur. Ama onun sevgisi içindedir. Ben görmedim ama kıymetini bilmedim, ama siz bilin arkadaşlar. Hadi Allah'a ısmarladık. Bu arada bu yeri yapan köylüye Allah razı olsun. En azından bir gölgelik yer oluştu. Teneşelik yer oldu. Cenazemize namazımızı burada kıldırabiliyoruz. Daha önce cami önünde kılıyorduk. Bazen gelip burada mezarlıkta, güneş altında, yağmur altında cenaze namazları kılınıyordu arkadaşlar. Allah razı olsun o yeri yapan köylüye. Allah hayrını kabul etsin. Evet, şimdi biz gidelim. Tekrardan bu yeri yapan mezarlığı yapan köylü, Allah mekanları cennet etsin hepsinin. Evet arkadaşlar, burayı kapatayım. Evet, kapattık. Evet arkadaşlar, bisikletine girdik, vedalaştıktan sonra yolumuza devam edelim. Ayrılık da zor ya. Burada şurası bizim köy. Yeni okulu. Şu kırmızı renkli çatı olan, aradaki değil de diye eski olan, benim okulum burasıydı. Eski ne okulun etrafı böyle çevrili değildi. Biz koşar gezer bu dolaşır, buralar bu kadar da yeşil alan değildi her yer. Yani köy okulu okulun dışında yapılmıştı. O zaman buralardaki evler yoktu bu kadar yakında. Yani uçak bir yer olduğu için kurt, köpek saldırılarına çok açıktı. Onun için fazla uzaklaşamıyorduk. Hep korkarak dışarıda oyun oynardık. İlkokulda en çok oyun oynadığımız oyunlar kapak oyunu. Bu kolaların kapakları var ya, oydu. Bir de bu teneke kutuların
ağzındaki kapaklar var ya, onlarla oynardık. Bir de bisiklet oyunları oynardık arkadaşlar. Sokaktaki okul olan o eski okulum işte. Benim o eski okulum, bunun ise yeni yapılmış. Biz o oyunlar oynardık. İlk okul günleri çok güzel ve eğlenceli geçiyordu arkadaşlar. Bizim 5 yıl okudum ben arkadaşlar. 5 yıl boyunca benim 2 tane öğretmenim oldu. İlki Özgür Hoca. Diğerini Rıdvan Hoca. Özgür ile Rıdvan Hoca vardı, ikisi de. O zamanlar bizim hocalar da ulaşım olmadığı için ileride karşımızdaki olan evde kalıyordu. Bizimle birlikte gelip gidiyorlardı onlar da. Bir ara bizim hoca bilgisayar getirmişti. O eski kasalı bilgisayarlar var ya, büyük olan, ilk çıkan bilgisayarlar. Onu evden okula getirdi. Bize bir çizgi film izlettirmişti. Yani hayatımın ilk sineması diyeyim. Yani o zaman oldu. Hoca demişti, size bir sürprizim var. Sürprizini ise sinemadır. Ya biz de sinema ne olduğunu bilmiyoruz. Köy çocuğuyuz. Sinema nedir? Televizyon nedir? Bilmiyoruz. Getirdi. Aklımda çizgi filmde olunca biz de çocuğuyuz malum. Çok hoşumuza gitmişti. Yani zamanın nasıl gelip geçtiğini farkında değildik. Bir pencereyi açtığımızda baktığında artık karanlık çökmüştü. Yani eve gitmek en zor, en tehlikeli olan ise bizdik. Çünkü bizim ev köyün dışındaydı. Yani bizimki daha çok tehlikeliydi. Yani biz nasıl yani eve gittik, onu da hatırlamıyorum. Eğer bizim hocalar gelip karşımızdaki olan köylünün evine kalıyordu. Evet, o zamanla bizim köylü yazın geliyorlardı, kışın ise merkeze geçiyorlardı. Yazlık kışlık yapıyorlardı. Artık şimdi temelli dönüş yaptılar. Hocalar da zaten artık teknoloji ve imkanlar arttığı için merkeze gidip geliyor. Evet, tekrar eski yolumuza girerek. Bisikletimizle yola devam ediyoruz arkadaşlar. Bu arada bisikletimiz frenleri de tutmuyor. Köyde fren yapacak bir durum yok. Olmadığı için de frene ihtiyaç duymadık. Burada bizim leylek. Karşıda da bir tane var. Yol boyunca hep leylekte var arkadaşlar. Bu şekilde öyle gideceğiz. Aha. Bu arada arkadaşlar, çocuklar bunun buradan giriş yapıp altından ta ileriden çıkıyorduk. İleriden çıkıyor. Kim önceden çıkarsa o kişiye, ya iddiaya girdi. Kişinin öğlen yemeğini ve bütün kapaklarını, bilyelerini, hepsini alıyordu. Tabii ki her zaman yine ben kazanıyordum. Bir ara bizim bu yolda demirliklerde, beton blokların üzerine geçerken bir olay anlattı. Bizim amca çocuklar vardı. Matematikte diyor kaç tane M vardı, M harfi var. Ben 2 tane diyordum. Bizim amca olayı da yok, 1 tane var. İddiaya girdik, en sonunda kitabı açtık, baktık, hakikaten de 2 taneydi. 2 taneydi. Tabii ki o zaman da yine kazanmıştık. Evet, komşu taraflarda komşular ise cambaz getirmiş, inek satıyor. İnekleri satsın. Evet, bu arada arkadaşlar ben eve dönüş yapmadım. Köy
bakkana gideceğim. Yeğenlerim gelmiş. Onlara birkaç şeyler alıp götüreyim. Onları da sevindireyim. Evet arkadaşlar, yeğenler hepsi beni çok seviyor. Sanki ben onun sevgilerine karşılık olarak ise birkaç şey alayım. Evet arkadaşlar, ona sordum, köylüye sordum, dükkan açık mı? Dedik yok, kapalı, orada sesleneceksin. Ben de gidip bakayım burada var mı yok mu? Yoksa seslenecek miyim? Bakalım. Gidiyoruz gündüz gece. Leylekler Köyü aslında bunun ismi. Leylekler Köyü yapsak çok güzel. Her yerde leylek var. Evet, evet, evet. Selam aleyküm. Abi, evet arkadaşlar, öteberimizi aldık. Şimdi eve doğru giderken ezan okundu. Şimdi ilk önce öğle namazını kılıp ondan sonra eve geçeceğiz. Bu arada evet arkadaşlar, camiye gittik. İmam dersteydi. Onaydı, sine vardı. Şebeke çekmediği için köyün dışında şebeke çeken yere geçmişti. Gelene kadar ben de çocuklarla oturup biraz konuştuk, muhabbet ettik. Eti, bir tane eti cin almıştı yeğenlerime. İçinden 12 tane mi, 10 tane mi neydi vardı. Her birine bir tane verdim. Ama verirken de öylesine vermedim. Sorular sordu. Soruları bilen öğrenciye verdim. Herkes de biliyordu sorular. Baktım, ondan sonra imam dersini bitirdim, geldi. Öğle namazını birlikte kalıp geçtik eve. Aha, imamın dinamosu bozulmuştu, onu yaptım. Şimdi öteberi alıp eve geçiyorum arkadaşlar. Şu anda eve geçiyorum. Bizim yol. Bu arada ben arkadaşlarım havası gitti. Yani kendimi zar zor eve atmanın derdindeyim. Atarsam ne güzel. Şimdi buradaki suyu geçeceğiz. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Vay, bir su var burada. Evet, evet, evet. Umarım eve kadar can zarar görmez. Çünkü şu anda cantların üstünden gidiyorum. Şimdi eve gidiyorum. Arkadaşlar evde karşıda. Arkadaşlar bu taraf Ağrı Dağı ve Türkiye tarafı. Şu taraf ise ağaçların arka tarafı Ermenistan tarafı. İyi. Evet, bu şekil yola devam. Burada gittik geldik, leylek de hala burada duruyor. Yeğenler de şimdi beni bekliyor. Ben biraz geç kaldım. Mezarlığa gittik. Geldi dükkanda. Yeğenler için bir şeyler aldık. Gelirken yoldan öğlen ezanı okundu. Orada oturup imamın gelmesini bekledim. İmam geldikten sonra öğlen namazını kılıp ondan sonra imam yeni geldiği için evine bir suyu getiren dinamosu bozulmuştu. Onu tamir ettim. Şimdi ise yola çıkıp geldim. Eve geliyorum. Bunlar da bizim inekler. Otluyorlar şu anda burada. Biz de eve geçiyoruz. Evet arkadaşlar, buradan sonra videoyu bitiriyorum.